Baba bir şey sorabilir miyim? Soru yavrum. Fuji filmi neden bıraktın? Ben Erdin Çomaç. Ben o gün genç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen bana ne sordun? Baba Fuji filmi neden bıraktın? Yani bu kadar çok mesai, Valla ya iki ana sebebi var aslında. Dediğin çok doğru. Çok mesai harcadığım bir marka oldu. Ve insanlar yanlış bilmesinler diye bu mesaiyi neyle harcadığımı bilsinler. Öncelikle cebimden harcadım mesai. Yani bana Fuji filmin verdiği destek benim kullanmadığım lensleri ve aleti devatı söylersem daha kısa sürecektir. Satın almadığım lensler 8'e 16 Yüze 400 bu zoom lenslerden bahsediyorum. Yüze 400 ve 150 600'ü kullanmadım. Prime lenslerde 8'i kullandım. Burada kullandım. 16'yı kullandım. 23 kullandım. 33'ü satın almadım. 35'i satın almadım. Yani şey 35 satın aldım da F2'yi. F2, F2, F, F2 lenslerin hepsini satın aldım bir kere. F1.4 lenslerden de e, hangisini satın almadım? İşte eski 23 ve eski yani piyasadan kalkan 35 satın almadım. Şeyi satın almadım. E, 33'ü satın almadım. 51 50 50, 51.4'ün hiçbir tanesini satın aldım. 1.4 ve 1.2 ya da 56'yı satın almadım. Çünkü benim şeyim değildi onlar. Bir de 200 milimetreyi satın almadım. Hmm. Fotoğraf makinalarında xt 1 satın almadım. xt 2 satın aldım. XH1'i satın aldım. X, vardı. dur dur da oraya gelmedik. xt 2 xt 3ü satın aldım. Ondan sonra xt 4ü satın aldım. XS10'u satın aldım. x aldım. 20'yi satın aldım, XH 1'i satın aldım, 2'yi satın aldım, XH 2'yi satın aldım. Oh, çok satın almışım. Hmm. Ya ben seni tanıdım tanıyalı. Hep eve bir Fuji film e, bir paket açılımı vardı. Bir kargo açılımı. Var. Var yavrum. Var i̇şte maalesef. Hep maalesef. Bütün, neredeyse bütün ürünlerini kullandın yani. Ve her ne kadar bugün e, Fuji Film'in marka olarak bıraktıysam da yani daha doğrusu başka bir markaya geçtiysem de bu şey, şu demek değil ben Fuji filmcileri bıraktım anlamına gelmiyor. Hala Fuji ile ilgili benim kanalımda ya bir soru sordum derdin ki abi bana geri dönüş yapmadı diyebilecek bir tane takipçim yoktur. Dolayısıyla da Fuji filmcileri bırakmadım ve Fuji filmcilere de zannediyorum ki Türkiye'de benim kadar geniş bir Fuji film arşivi bırakan da ya da yapan yoktur. Evet belki ben de görmedim. Bu, belki bir Okan Yıldız ondan da çok emin değilim ne kadar bir şey ama ben yani benim çok çok geniş bir arşivim oldu. Şimdi Bırakmamdaki sebeplerden bir tanesi öncelikle biraz duygusal başladı olay. Çünkü daha önce Fuji filmin kendisine kızdım. Her ne kadar bir dönem bana gerçekten destek verdilerse de ki bu konuda kendilerine defalarca teşekkür etmişimdir. Son zamanlarda bu destek iyice azaldı. Çok yoğunlaştılar demek ki. Başka içerik üreticilerine yöneldiler. Halbuki bu yöneldikleri içerik üreticileri sadece Fuji film değil bütün markaları yapan e, içerik üreticileri oldu ağırlıklı olarak. Dolayısıyla ben biraz tabii benim kalbim kırıldı. Hatta bundan dolayı ben kanalı bile kapatmayı düşündüm bir Sonra an dedim ki niye kapatıyorum ki? Eğer ki ben bu işi kendi paramla yapacaksam o zaman başka şeyler de deneyeyim. Ama Fuji filmi bırakmamdaki sebeplerden bir tanesi de öncelikle videodan dolayıydı. Her ne kadar bugün XH e, 2S gerçekten müthiş bir video kameraysa ve müthiş video özellikleri varsa Fuji filmin hala düzeltmediği bazı konular var. Onlara hemen değinelim. Bir tanesi lenslerini düzeltemediler. Çünkü bugün zoom lenslerinin hiçbir tanesi parfokal lens değil. Hmm. Biliyorsun parfokal lens zoomladığın zaman e, o, hem odaklama hem de pozlamayı kaybetmeyen lenslere verilen attır. E, bir de bir şey daha tam anlamıyla düzeltemedi ve şey yani endüstri standartına getiremedi. O da otofokusu. Evet. Yani ne kadar daha yeni o dokunmatik takibi ilave ettilerse de bu yani bu özellik yıllardır bu diğer markalarda zaten vardı. Bir de madem ki para harcıyorum dedim. E o zaman yani başka bir şeyler deneyeyim dedim. O yüzden Datma'yı tercih ettim Fuji filmi. Şimdi Fuji filmi ben hala aşkımı kaybetmiş değilim. Ben hala çok seviyorum. Hala çok yakından takip ediyorum. Hatta elime geçmeyen ürünleri de inceleyip gerekirse içerikler yapıyorum ya da yapacağım. Bu demek değildir ki benim Fuji filmle alakam kesildi. Fuji filmi kullanmaktan ben artık vazgeçtim. Şimdi hangi markaya geçtiğimi ve neden crop sensörden yeniden full frame'e döndüğümü de başka bir içerikte açıklarız. Ee, vallahi şu an söyleyeyim. Dediğim gibi hani şimdi daha önceden de takip edenler biliyordur eski videolarına baktığımda Bence de Fuji filmi en böyle yalın dille anlatan hani sadece Fuji film anlamında değil. Yani fotoğraf çekmeyi bu kadar yalın dille anlatan bir video kanalı konsepti olmadığını söyleyip zaten buradan yola çıkmıştım. Tabii. Ama hani hep bir hala devam ediyor. Ben de görüyorum ki hani yorumlarda da takip ediyorum. Sana yazanları da görüyorum. Hani hala bir şeyler hakkında bilgi almak isteyen Fuji filme... Ee, tekrar dönmek hiç düşündün mü yani böyle bir hani oğlum ben benim şöyle bir bir tarafım var benim herhangi bir marka tutkunluğum ya da işte futbol fanatikliği gibi bir marka fanatikliğim yok dolayısıyla bu konuda şöyle rahatım ben bütün markaları aşağı yukarı kullandım yani zaman zaman yıllar içerisinde ben hep anlatırım bu işe ben kamera kamerayla başladım sonra Canon'a geçtim Canon'dan Nikon'a geçtim. Ee, Nikon'da birkaç marka arasında Sony'nin yeni o dönemler yeni yeni çıkartmaya başladı bir e, dijital serisi vardı. Hmm. E, aynasız bir serisi vardı. Daha o zamanlar çok iyi değildi. Kısa vade onu denedim. Geri verdim. Sonra Nikon'dan da şey şeye geçtim. Yani Fuji filme geçtim. Valla gider gelirim yani. Bir, an, bir, yer, bir yerden sonra eğer ki Teknolojide bir marka geride kalıyor ise ya da artık bana hitap etmiyorsa. Çünkü ben şimdi her ne kadar Fuji'yi bıraktıysam da Fuji 2 demiyorum demem de. Özellikle fotoğraf kan kanadında hiç demem. Ya Benim sıkıntım... Seni yine heyecanlandıracak bir ürün gelirse onu ya da senin için gerçekten böyle hani eksik düşündüğün konuları düzeltmeye başlarsa belki tekrar da... Crop sensörüne döneceğimi zannetmiyorum. E, çünkü... Sebeplerden bir tanesi yani daha doğrusu crop sensörü geçmemdeki sebeplerden bir tanesi ölçünün küçüklüğüydü full framee karşılık ama yıllar içerisinde hem Fuji Film ölçüyü büyüttü hem de full frame kameralar ki çok başarılı full frame kameralar ölçülerin küçükler ve eşit ölçü ve ağırlığa geldi. Dolayısıyla artık yani a crop sensörü taşımak daha kolay diye bir kavram kalmadı full framelerde o kadar taşınması Peki. kolay. Full frame'in tabii bir takım avantajları var crop sensöre göre bugün onlardan bahsetmeyeceğim. Ama Fuji'de Fuji'ye geri dönersen orta format ile dönerim. Hmm. Ama daha orta format da benim arzu ettiğim hızla değil. Yani resim kalitesi, alan derinliği, ne bileyim diye dinamik aralığı falan müthiş. Orta format kameraları harikulade kameralar. Özellikle bu 100 serisiyle ama GFX 100 serisiyle. Ama hala bence yavaş olan kameralar ve e, hibrit diye hitap edebileceğimiz yani manzara çekmekten başka bir şey yapamazsın o kameralarla da aynı. Spor fotoğrafçılığı yapamazsın. Kurçuluğu yapamazsın. Yani daha manzara dediğini anladım. Çok. He, manzara işte ne bileyim aile fotoğrafları falan çekersin modlu. Dahiniz e, orta format benim arz ettiğim yerde değil ve fiyat bandında değil. Yıllar içerisinde belki 5 sene içerisinde orta formatlarda daha bir e, hani fiyat bandına ve belki de teknolojik ilerlemelerle beraber hıza ulaşırsa neden olmasın dedim tabii ki. Ama şu an için düşünmüyorum. Şu anki kameranın alakalı bir şey sorayım mı? Yok. Bugün şu anki kameralarımla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Zaten beni takip edenler biliyorlar ama onu ben başka bir içerikte niçin o kameralara geçtiğimi açıklayacağım. Hmm. Ve niçin crop sensörden yeniden full frame'e döndüğümü açıklayacağım. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı evlat? Yok o zaman o videoları bekleyeceğiz diyorsun ya. Yani. <laughs> Sevgili dostlar ben Fuji filmi bıraktım ama Fuji filmcileri bırakmadım asla da bırakmam. Sizleri seviyorum. Sizlerle beraber ben bu kanalı büyüttüm. Ben aile olduk dedim ve bu aileden de ayrılmak gibi bir niyetim yok. Umarım sizin de niyetiniz yoktur. Çünkü yine de Fuji filmle ilgili bulabileceğiniz en çok içerik yine de fotoğraf çekmek kolay da. Şimdilik sevgiyle kalın. Saadet ile kalın. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Ben o gün genç. Neden hiç abone istemiyorum baba? O kadar emek, o kadar video. <laughs> ben Peki. Isim. Peki o zaman şöyle yapalım. Eğer bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. O beğenme butonu bu içeriklerin daha çok yayılmasına biliyorsunuz algoritmada seviyet veriyor. Evet. Bir de hala abone değilseniz lütfen abone olun. Sizlere çok güzel içeriklerim olacak çok yakın zamanda. O halde hoşça kalın. Hoşça kalın.